Kastrol Vekton sunar. Uzman görüşü, trafik güvenliği yola çıkmadan başlar. Aracınızı tanımak, doğru bakım, yolculuk planı ve dikkatle güvenli ekonomik sürüş sağlanabilir. Cezayir Doğan, Mert İntepe ve Kastrol Filo Doktoru Ali Kemal Kurnaz görüş ve önerilerini anlatıyor, soruları yanıtlıyor. Uzman görüşü canlı yayında her salı saat 10.30'da Radyo Trafik ve Radyo Trafik YouTube kanalında. Uzman görüşü başlıyor. Günaydın sevgili dinleyenler. Herkese merhaba. İki değerli uzmanımızla her salı olduğu gibi yine yayındayız. Kastrol Filo Doktoru Ali Kemal Kurnaz, Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe. Günaydın. 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 Sesler geliyor. Her şey yolunda. Güzel. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Çok şükür bugünümüze. Sizleri gördük, iyi olduk. Giresun'dan selamlar, sevgili diyorum. Nasıl Giresun'da havalar? Vallahi sabah ona baktım. Benim evin sol tarafı yukarıya doğru olan yerde kar var. Son nokta herhalde benim olduğu yer. Buradan da deniz 3 kilometre. Alt tarafta bir şey yok. Eriyor artık. He, yollarınız açık ama değil mi? Yollarınız açık. Açık. Açık açık. 2 gün mü ne kapalı kaldı? Açıldı. Evet. Peki. Kartal'da durumlar nasıl acaba? Kartal'a bağlanıyor şimdi orada. Efendim Kartal muhtedil dalgalı. Son dakika skor. Buyurun. Muhtedil dalgalı parçalı bulutlu bir şekilde devam ediyoruz. Giresun'un kötü anıları var. Geçen seneden seller meller. İnşallah bu sene olmaz öyle işler. İnşallah. Diyelim. Galiba İnşallah. Ali Kemal Hoca'nın da doğum günü sevgili Cezayir. Ben bugün yanlış biliyor olabilirim ama. Dündü. Dün mü? Kaçırmış. Yeni bir yaşın yeni bir günündeyiz. Ya bilseydik bir mum falan pasta masla bir şeyler yapardık burada Ali Kemal Bey. Kaç oldu? 32-33. Yani Kırımlı bir abimiz vardı da işte geceleri saymayacağız. Cumartesi pazarı derdi. Tatillerde çıkarttıktan sonra 17-18. Ne güzel resmi tatiller falan onları da evet, çıkarmak. Tabii. Mum konusunu ben anlattım televizyonlarda, duymuşsunuz, arabanızda mum yakın dedim. Hani dinledim onu, dinledim. Evet, biraz espri yapanlar bunu egzecer edenler oldu. Şarap da açalım mı filan diyenler oldu ama. Hocam burada bekliyoruz. Hocam espri değil, şimdi şakası bir tarafı o doğaya karşı olan o Amerikalı asker var, ne D-Max'te adam işte kar mağarası yapıyor. Orada bir mumla birlikte iki kişi yatıyorlar sabaha kadar. Bu işin esprisi şakası yok. Biz onu arazide kalanlara, yolda araziye çıkanlara off-road eğitiminde anlatırız genelde ama yolda kalanlara, kamyoncuya da ve bastosu çalışmayana da, otomobilciye de bagajında iki tane mum bulundur kardeşim. Bunu yak, iki mumla sabahı bulursun derim ama bugüne kadar ilk defa duyulduğu için enteresan bir etki yarattı televizyonlarda. Evet. İyi de oldu. Hatta kokulu mum olur mu falan diye soranlar oldu geçen bizde yani. Nasıl? Diyorum ya. Değil mi? Evet. Diyorum ya işte kokulu mumla diyen var. Hanımla beraberiz hocam, şarap kırmızı mı ne diyorsunuz falan diyen var. Hani son dönemde radyo yayınlarından sonra anormal sorular gelmeye başladı. Sayısal olarak anormalden bahsediyorum. Şimdi onu evde yatanlar için haklı ama ben İstanbul'da ben kalktım İstanbul'dan, benden sonra kapandı. O havalimanındaki insanların perişanlığını görmek lazım da orada mum değil yani yarım bardak su bile ihtiyaçtı. Bu kadar söyleyeyim. Şimdi peki buradan başlayalım. Aslında geçen haftadan kalan sorularla başlıyoruz genellikle. Buradan başlayalım. Bu mum meselesini birazcık daha bize anlatın. Çalışır durumda olduğunda mı? İşte hiç aracımızı çalıştırmadık. Bitti yakıtımız. O zaman da işe yarıyor mu? Aracımızda bulunan bir adet mum bizi ne kadar soğuktan korunmamızı sağlar? Şimdi iki tipli anlatacağız. Ben otomobillerde ve arabalarda mumla ne yapabiliriz bunu anlatacağım. Bir taraftan da bu bir ısınma modeli. Ağır vasıtacıların da son dönemde yaptığı ve yıllardır yaptığı bir konu vardır. Arabaları soğukta donduğunda aracın altında ateş yakarlar. Orayı da Ali Kemal Hoca anlatsın. Büyük bir yara var, büyük bir sıkıntı var. Biz deriz ki arabanızın bagajında bir yaşam çantası bulundurun. Sen de zaman zaman sevgili Cezayir bunu anlatıyorsun. Yani diyorsun ki bir battaniye bulundurun, yedek eldiven bulundurun, bir kıyafet bulundurun, bir su bulundurun, ağzınız açacak bir yiyecek bulundurun, deponuz full olsun filan filan. Her şeye rağmen arabanın motoru gece sabaha kadar da çalıştırsan bir yerden sonra sıcak vermeyebilir. Klimayı da açsan vermeyebilir.
O yüzden çoluk çocuk arabada kaldığınızda ayak bilekleri inanılmaz üşür. Genelde insanların üşüdüğü yerler vardır. Elleri çok üşür, ayak bilekleri üşür. Ve soğukta insanın düşünme yetisi kaybolur soğukta çalışanların. Ve iş güvenliğinde de soğukta çalışmak ve sıcakta çalışmak diye bir şey vardır. Benim söylediğim de budur. Yol güvenliği ve iş güvenliği felsefesi birbirinden ayrılmaz. Ve o yüzden yol güvenliği kararı almak çok zor bir şeydir. Arabanın bagajında iki adet mum bulundurursun. Bir arabanı yakmayacak şekilde, yangın çıkarmayacak şekilde arabanı doğru yere koyarak camı da 1,5 parmak, 1 parmak açarak zehirlenmeyi önleyecek şekilde bu mum zor şartlarda hareket edilemeyen tipi ortamında, çünkü biz arazide kalan insanlar diyoruz ki arabadan inmeyin. Hı hı. Yani doğa ortamında arabada inersen bir hayvan saldırısına uğrayabilirsin orada. Ayı gelir, kurt gelir, dünyanın bin türlü hali vardır. Burada da inemedi zaten insanlar arabalarından, saatlerce kaldılar. Mum ısınma işini çözer. Çünkü ısınmazsanız psikolojik düşünceniz değişir. O yüzden de doğru karar veremezsiniz. Arabada mum çok kıymetlidir. Ali Kemal Hocam. Şimdi araç depo yangınlarına başlamadan önce sevgili Ümit Özkurt geçen hafta bana bir Facebook'tan mesaj atmış. Hocam sizi dinliyorum diyor. Mert Bey'e işte Cezayir Bey'e selamlar, sevgiler diyor. Şu anda Gaziantep yolundayım ben. Sizi internetten dinledim. Bir soru var. İlginç bir soru. Tam yol güvenliği uzmanının sorusu. Bunu ben oraya attım. Oradan alamadınız galiba siz onu. Bakıyor. Dinlesem... Ona arkadaşlarım bakıyor. Ali Kemal Bey, onu hemen hiç böyle hani araya girmeyi istemiyorum. Bir dinleyicimiz var hatta. Alalım, sonra ona geçelim. Vay buyurun. Bekletmeyelim. Tamam. Mehmet Ali Bey buyurun. Cezayir abi. Ali Kemal hocama da saygılar, sevgiler, hürmetler. Sorum da Mert hocama. Buyurun. Mert hocam, önden şekerli araçlarda understeer, arkadan içli araçlarda oversteer'e düşmemek için ne yapmalı? Düşersek ne yapmalı? Sol ayak freni bizi kurtarır mı? Teşekkür ediyorum. Duyabildik. duyduk. Duymaz mıyız? Ben yarısını duydum, yarısını duymadım Mert hocam. Tamam. Anlasın, dinleyeceğim. Soru sahibi sanırım şeyi net anladı. Çok teşekkürler. Buyurun. Vay be. Programın geldiği yeri gerçekten bir daha gözden geçirip bizi dinleyenler, bu programa sponsor olan Castrol yöneticileri anlamında, bu programın dinleyicisinin soru kalitesi ve genel kültürü, trafik kültürünün geldiği noktayı buraya bir kilometre taşı olarak koyup bu soruya öyle cevap vereceğim. Adam understeering ve oversteering soruyor ya. Önden kayma, arkadan kaymanın İngilizcesiyle soruyor adam. Yani harika. Nereye düştük abi? Harvard'da mıyız ya? Manchester'dayız abi. Bizim için gayet normal bunlar da. Hadi bakalım, siz öyle bir şeye şaşkın. Ya Cezayir babacığım, Harvard değil ya burası. Radyo trafikte trafik programı yapıyoruz ya. Neyse, şimdi önden kayma, önden çekişli arabaların bir viraja girdiğinde gazı ayağından kaldırdın. Yani viraj sert geldi, viraja hızlı giriyorsun, farkında değilsin. Yavaşlayayım diye gazı kaldırdığın an araba öne yığılır. Öne yığıldığında da direksiyonu çevirsen de sola ya da sağa, araba dışa kayar. Bunun adına önden kayma deriz. Bazı arabalarda da, defransiyeli olan arkadan itişli arabalarda da, arabanın arkası bir virajda kaymaya başlar. Şimdi kural şu: sol ayak frenle kurtaramazsın dostum. Yarışçılar yarışta kurtarır ama onların arabası dört çeker olduğu için oversteering ve understeering, önden kayma, arkadan kaymayı sol ayak freniyle yaparlar. Sol ayak freniyle sorduğuna göre deneyimlisin, yapıyorsun ama sol ayakı iki kere fren yap, fren balatan ısınır. Senin fren balatan seramik değil. Seramik olmadığı için ısınır, üçüncü pompada tutmaz. O yüzden daha hızlı çarparsın. Benim ricam, virajın içinde de frene basabilirsin. Korkma, debriyajla beraber bas. Her ikisinde de debriyajı kullan. İtme gücünü kesersen kayma biter. Televizyonlarda söyledim, ikna olmak çok zor oldu. İlk defa söyledim. Kaliteli bir araba var, frene basmış, buzda kayıyor. Niye kayıyor diyorlar, ABS yok mu? Ya var ama bu ABS'de teknik olarak karda gittiğini bilmiyor ki, buzda gittiğini bilmiyor ki. Fren yapıyor, böyle bir ses geliyor. Bu frenden sonra bir de durma noktası var. Sıfıra indirecek, tekerlekleri durduracak. Orada kilitlenerek duruyor. Kilitlenerek durduğu yerde eğim varsa, buz varsa kızaklayarak kayıyor. Geçmiş olsun. Benim, evet, yapacak hiçbir şey yok. Geçmiş olsun. Benim söylemek istediğim, kaymayı bitirmek için gazla
tekerleğin ilişkisini keseceksin. Bunu bir tek ve bir tek debriyaj keser. Çünkü şanzımanın arkasındaki bağlantıda debriyaj vardır. Otomatik arabada da vardır, manuelde de vardır. Siz bu bağlantıyı birbirinden ayırsanız tekerleklere güç gitmez, kayma biter. Ama önden çekişli arabada viraja girmeden evvel sol ayak frenini yapmak istiyorsan, arabanın da kalitesi müsaitse belki, ama virajın içinde olmaz. Peki. Şimdi Ali Kemal Bey'in sorusunu yönelteceğim ama İstanbul'u dinleyenlerimiz, köprüler yoğun, haberiniz olsun. TEM Ümraniye'de başlıyor. E5 aralıklarla Bostancı, Göztepe yoğun geçiliyor. Çamlıca rampadan başlıyor. Yakın katılımlar fena değil. İskeleler tünel gayet iyi. Avrupa'da TEM'deki Bahçeşehir Altınşehir trafiği ve E5'teki Haramidere'den başlayıp Çekmece'ye doğru süren yoğunluk bir türlü bitmedi. Aksi yönde de Zeytinburnu sonrası arada hız yükselse de yine Küçükçekmece Köprüsü'ne doğru trafik yoğunluğu var. Haberiniz olsun. Diğer yayında olduğumuz illerden de trafikle ilgili bilgiler gelirse kısa kısa paylaşırım önemli haberleri İzmir'den, Ankara'dan. Ali Kemal Bey, buyurun. Sizdeyiz şimdi. Şimdi bu arada da Mert Hoca geçen hafta o yayını yaptıktan sonra bana sosyal medyadan bayağı mesajlar geldi. Onun için Mert Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle şeyi sordular. Hani dedi ya, son noktada durdu, araba kayar mı? Çünkü aracın üzerinde birikmiş bir enerji var. Ben öyle dedim. Bunun biz birebir testini yapmıştık yurt dışında. Aynen Mert Bey'in yaptığı gibi sahaya muşamba, üzerine su, sabun köpüğü, araçlar fren yaptık, durdu. Hoca bize telsizle talimat verdi. Ayağınızı frenden kaldırın dedi ve kaldırdık. Araç bir metre hareket etti. O da şöyle dedi. Bakın araçlar şu anda üzerinde birikmiş enerji var. Son durma noktasında bile bıraktıktan sonra araç hareket edebiliyor. Bunun da cevabını bu şekilde verelim. Peki. Geçen hafta aşırı soğuklar vardı. Bunu biliyorsunuz. Ben özellikle sosyal medyayı, meteorolojiyi sürekli takip ettim. Haberlere baktım. İç Anadolu bölgesinde şöyle bir haber vardı. -22 derece tüm araçların yakıt depoları dondu. Araçlar çalışmıyor. Vatandaş araç altında ateş yakmaya başladı. Depo altında ateş yakmaya başladı ya. Böyle bir sosyal medyada bir şey gördüm. Haber gördüm. Şimdi yakıtlar donar. Yanmayan veya donmayan herhangi bir şey olmaz. Bunun önlemleri vardır. O da önlemleri şudur. Sıfırın altına düştükten sonra şu andaki sahil kesimlerinde olmaz. Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmara bölgesinde yok. Ama İç Anadolu bölgesinde biraz önce baktım sis var. O sis de aşırı soğuktan sanki çiçek açmış gibi ağaçlar, hareket edemezsiniz. Mazotlar donar akşamdan sabaha kadar kaldığınızda. Bunun için yapacağınız sevgili sürücülere tavsiyemiz şu: araç içine akaryakıt almadan önce depo içine önce gaz yağı koyacaksınız. Varsa uçak yakıtı koyacaksınız. Uçak yakıtları bulmakta zorlanıyorsunuz. Doğuda bir ilimizde vardı. Diyor ki apron araçlarının mazotları dondu diyor. Oysa apronda uçak yakıtı var. CTA1 dediğimiz. Bunlar birbirine yakın. Bunun oranı ne kadar olacak? Oranı da dış hava sıcaklığına kadar olacak. Dış hava -10'sa %10, dış hava -20 ise %20, -30'sa %30. Bunu niye söylüyorum? Ben okuduğumda mı söylüyorum? Hayır, birebir ben bunun testini yaptım. -32 derecede NATO standartları diyor ki ben hareket halinde veya cephedeyken mazotum bitebilir, motorunun bitebilir. Elimde uçak yakıtı var. Ben sizden bunun testini istiyorum. Bu normları belirlemiş. Kapalı bir alanda aracı çekiyorsunuz. İçerisi -32 derece, 24 saat egzoz borusunu dışarıya alıyorsunuz. Araç orada 24 saat çalışıyor. Dolayısıyla 3 yakıtın da formatı birbirine çok yakındır. Bunun için donmayı önlemek için bunu yapabiliriz. Ama sakına sakın depo altında ateş yakmayın. Patlayan ben gördüm. Motor altında ateş yakmayın. Orikleri yakarsınız. Daha da önemlisi, frenler dondu deyip, şimdilerde yok ama eski tip 2000 modelin altındaki araçlarda onlar donabiliyor. Dörtlü dağıtım ventilinin altında ateş yakıyorlar. O da oradaki orüklerin yanmasına, daha sonra da frenlerin bozulmasına neden oluyor. Evet.
arabanın altına ateş yakmıyoruz. İşin özeti. Onu tabii yakmamak için de diyor ki kışın belli oranda yakıt deponuza gaz yağı koyabilirsiniz. Oradaki oranda bir değişiklik varsa Ali Kemal Hocam onu söyle. Jet A1'e ulaşması her sürücünün mümkün olmayabilir. Gaz yağına ulaşması daha mümkün olabilir. Dışarısı -5 ya da 0. 0'da koymayacak, -5'te mi koyacak? Orayı da bir tarif et lütfen herkes duysun. Sıfırın altına düştükten sonra -5'se %5, -10'sa %10, -130'sa %30 oranında konacak. Ama önce gaz yağını koyacak, sonra mazotunu koyacak. Bazen gaz yağını depoya mı koyuyor? Deponun evet, içine. Evet, deponun içine koyuyor. Tamam. Deponun içine önce gaz yağı koyuyor, sonra mazotunu koyuyor. Bu bildiğimiz gaz lambasını eskiden kullandım. Evet, evet. Yaş mazotun donduran, evet. Mazot donduran da madde, parafin denilen bir madde var. Onun da görevi mazotun sistem içinde akışkanlığını hızlandırıyor. Bakın benzin hava yapmıyor, gaz yağı hava yapmıyor ama mazot hava yapıyor. Hava yapmasının sebebi de yeterli akışkanlık sağlanamıyor. Ondan evet. dolayı hava yapıyor. Peki, derler evet. ki bir zarar görür müyüz? Gaz yağını koyduk. Enjektörde, orada, filtrede bir zarar olmaz mı? Ali Kemal Hocam diye soruyorlar şimdi WhatsApp'tan. Orayı da bir tarif evet. et hocam. Söyleyeyim, olmaz çünkü yoğunluğu artıyor. Yoğunluğu artıyor. Gaz yağı koyunca neyin yoğunluğu artıyor hocam? Gaz yağının yoğunluğu artıyor. Aşırı soğuktan dolayı yoğunluğu artıyor. Gaz tamam. yağının görevi orada yanmaktan çok mazotun çözünebilirliğini sağlamak. Başka bir görevi yok. Arabaya da bir zararı yok. Doğru mu duyuyoruz? Ama evet ama sakın bunu bazen yanlış anlayıp da eskiden bizim burada hamsiciler yapardı. Benzin kesinlikle koymayın. Çünkü benzin piston üzerinde parlıyor. Bakın mazot patladığı anda pistonu aşağıya kadar itmeye kendi içinde patlamaya devam ediyor. Onun için biz teknik olarak diyoruz ki motorunun torku benzinden yüksektir diyoruz. Mesela çekiş diyorlar onlar hani çekişi yüksektir. LPG'nin torku benzinden daha düşüktür. Neden? Bu patlamayla ilgili pistonun aşağı inince de takibi ile ilgili. Hani diyoruz ya kuvvet çarpı kuvvet yoluna biz tork diyoruz. Bölü zaman dediğimiz zaman güç elde ediyoruz. Onu aşağıya kadar takip ediyorsa o takip ettiği yerde biz tork elde ediyoruz. Evet. Şimdi sevgili Cezayir, ülkede ağır vasıta sektöründe birkaç tip adam vardı. Bir, adı ve tabiriyle söylüyorum, jetçiler. Duydun mu? Bunlar Anamur'dan muz yükler, Karadeniz'den hamsi yükler, güçlü motorlu kamyonlarla durmaksızın, mola vermeksizin İstanbul'a, hale belli bir saatte yetişmeye çalışırlar. Bu saatte yetişmezlerse belli cezai müeyyideleri var. Eskiden gazeteciler de böyleydi. Balıkçı, gazeteci, sebzeci. Bunların evet. adına jetçi denir alemde. Racondaki adları jetçidir. Niye? Jet gibi gelip durmadıkları için. Tamam. Şimdi böyle oluşmuş. Bunlar bütün paralarını, evdeki çeyiz paralarını veya karısının parasını alır. Güçlü motorlu 400 beygirlik kamyonlar alır. Bak tır değil, kamyon alır. 400 beygir. Niye? Onunla da 40 ayak olur genelde bunlar. Onunla da tapa gaz, ayağını gazdan kesmeden, tuvalet molası bile vermeden, bak özür diliyorum. Hani yollarda böyle şişelerde falan görürsünüz. Herkes anlamıştır ne demek istediğimi. Tuvalet molası vermezler. İstanbul'a hale yetişmeye çalışırlar. Bazen çift şoför, bazen tek şoför takoyu bozarak gelirler. Bu adamlar bazen de yolda donarlar. Her dakika yolda olduğu için, her yola gittikçiler için. Gazeteciler, balıkçılar, sebzeci, meyveciler. Hale belli bir saatte girmezsen hale almazlar. Mal yanar. Ispanak yanar, muz kararır, sebzeci seni almaz, yanarsın. Böyle dertleri vardır yani. Evet. Peki, bence çok faydalı bir bilgi oldu. Gazeteciler derken hani bizim sektörden bahsetmiyoruz. Yani taşıyıcı olanlarından bahsediyoruz değil mi? Gazeteyi Anadolu'ya, İstanbul'a götürenlerden bahsediyoruz. Yoksa şimdi kalmadı ama onlar şimdi kalmadı. Evet, kalmadı. Yani kalmadı. Eskiden sabah gazete oraya düşerdi. Ankara'dan, İstanbul'dan çıkar, oraya düşerdi. Doğru. Ya yeri gelmişken mesela bu kadar uzaklardan, tamam bazıları uzaktan gelmeli de şu mesela İstanbul'un çevresinde şu toprak dolu değil mi? Hala var. Neyse ki hala var.
Oralara dikilse, biçilse değil mi? Bütün İstanbul'un Çatalca'dan, Beykoz'dan filan oralardan doğru dürüst bir şeyle, yöntemle, anlayışla, planlamayla bu ekim işleri yapılsa hiç öyle uzaklardan gelmesini beklemeye gerek kalmaksızın kendimizi doyururuz bence diye düşünüyorum. Hep de aklımdadır bu. Yeri geldi söylemiş oldum. Peki. Valla Üsküdarlıyım. Bak, duyma doğma bime Üsküdarlıyım. Dünyadaki en meşhur salatalık Çengelköy bademidir. Doğru mu? Ya, şimdi ya, adı var kendi adı var ya. Kendi yok. Yani. Langanın neyi meşhurdur? Langanın? Langanın hıyarı meşhurdur hocam. Zafer Bey diyor ki LPG kullanmak motorun piston gömleklerine ve siboplara zarar verir mi? Sizin tercihiniz nedir? Tavsiyeniz var mı? Buyurun. Değerli uzmanlarım. Derdimi deştin. Buyur hocam. O zaman dertten başlayalım. Evet. Şimdi LPG, LPG, likit petrol gaz, bunun açılımı. Türkiye'deki standart ne bunun? İşte %70 dibütan gaz olacak, %30 propan gaz olacak. Ama bunu maalesef geçenlerde de görüştük. Bu bir etik değer meselesi, etik ahlak meselesi. Çok para kazanmak için propan gaz pahalı olduğu için onun oranını düşürüyorlar. Sonra pompadaki basınçlarının işte 9 barla basması gerekirken onu daha düşük barlarla basıyorlar. İşte ne bileyim onu geçen programlarda konuştuk, onu ısıtıyorlar. Ona ne diyorduk biz? Kesabetini düşürüyorlar. Doğru mu söyledim hocam? Kesabetini doğru, düşürüyorlar. Yani halk dili akışkanlığını. Evet, akışkanlığını düşürüyorlar. Bu da ister istemez piston üzerinde yanarken istenilen verimi verilmiyor. Standartlar bunu belirlemiş. Diyor ki sen benzine en yakın olarak %30 propan, %70 bütan kullanacaksın. Ama biz bütan gazları %90'a çıkarıyoruz. Belki tamamını bütan kullanıyoruz. Biraz önce bahsettiğim teknik olay işte. Piston üzerinde parlama. Halk diliyle ileride bu şöyle yapıyor şoför tabiriyle. Mert hocam da bunu daha iyi bilir. Derler ki benim motor piston şamarladı. Ne demek piston şamarladı? İşte bu olay bu. Onun üzerinde patlıyor. Dizeller de bu enjektör memelerini yakıyor. Öbür tarafta da benzinli arabalarda da piston şamarlıyor. LPG ile benzin arasında tabii ki fark var. Benzin daha da iyidir. Ancak LPG alırken de geçen programda Mert hocam söyledi işte. Markalar söyledi. Kurumsal yerlerden alın ve evet. LPG alırken pompadaki o basınç saatlerini de gözünüzün bir ucu orada olsun. Peki, buyurun Mert hocam. Şimdi ben genelde pek burada konu bazlı gelmediğinde yaptığımız işleri anlatmam. Cezayir bilir. Ben yol sürüş güvenliği uzmanı olmam haricinde TMGD olarak da bir vasfım ve bir şapkam var. Tehlikeli madde güvenlik danışmanıyım bu ülkede. Akaryakıt sistemindeki şirketlere bu işi yapan ciddi şirketlerde bu anlamda hizmet veriyoruz. Şimdi bazı şirketler LPG'yi taşıttırdığı kamyonu, mazotu taşıttırdığı, benzini taşıttırdığı kamyonu bize denetletir Cezayir. Dinleyicilerimiz de duysun. 3-4 tane iyi marka vardır bu ülkede. Yani klasmanda son kullanıcısını düşünen akaryakıt tank temizliği, arabanızın değil, yakıt aldığınız istasyonun tank temizliği, tank ölçümü diye bir şey vardır. Aynısında taşıdığınız arabanın gaz frizi, yani kamyonun içindeki taşıdığımız, mazotu taşıdığımız gözün, kamyonun tankerin, dorsenin gaz free yaparak temizlenmesi vardır. Şimdi biz bu arabaları bile denetliyoruz sevgili Cezayir. Bizim bir eğitmenlerimiz var, bir checklist var, 150 tane tiki var. Gidiyor arabayı denetliyor. Şase civatasından başlıyor, yukarıdaki tehlikeli madde dolum adasındaki aklına gelebilecek her şeyi. O yüzden kural şu, bilinmedik bir markadan LPG almak tehlikeli olabilir. Bilginize bu kadar söyleyeyim. Oluyor da. Bu riski alacak mısın, almayacak mısın? Kişiye bağlı o zaman. Karar senin. Evet. Karar sizin. Bu arada YouTube'dan, Radyo Trafik hesabından da bu programı izleyebilirsiniz aynı zamanda. YouTube, Radyo Trafik hesabı. Altta baktığınız zaman bütün iletişim hesaplarını arkadaşlarım yazıyor. KJ, İstanbul, Ankara, İzmir'de yayındayız. Frekanslarımızı da bir daha verelim. İstanbul 104.2, Ankara 88.4, İzmir 102.5. Radyo Trafik yolda uygulamasını indirdiğiniz zaman hem
navigasyonlu bir uygulamaya sahip oluyorsunuz. Hem bütün radyolarımızı dinleyebilir, bütün radyolarımıza ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Serdar Bey hattalar. Buyurun. İyi yayınlar. Sağ olun, buyurun. Biraz önce hocamın LPG ile ilgili bahsettiği bir şey vardı. LPG normalde benzin istasyonundan alırken 9 bar olması gerekiyor dedi. Ben geçenlerde LPG almaya gittim aracıma. Gözüm bar saatine takıldı. 6 barda duruyordu. Pompacıyı uyardım, dedim bu niye 6 barda dedim. Abi düzelteyim dedi hemen. Ben de yok kalsın dedim. O istasyonun çağrı merkezini arayarak şikayette bulundum. İstasyon kodunu vererek. Güzel. Bilinen bir istasyon mu? Hepimizin bildiği bir yer mi? Bilinen, çok bilinen tamam. Bir istasyon. Tamam, buyurun devam edin. Yani söyledim, dedim böyle abi düzelteyim dedi hemen. Dedim yok kalsın, almıyorum dedim. Oradan çıkarken istasyon koduna baktım. Pompaların üzerinde istasyon kodları vardır. Bravo. İstasyon koduna baktım. Vallahi bravo. Müşteri hizmetlerini aradım. Dedim böyle şu kodlu istasyonda LPG almak istediğimde barın 6 barda olduğunu gördüm. Uyarınca da düzeltelim diye bir şey aldım dedim. Tamam beyefendi, teşekkür ediyorum dedi. Ben dedi hemen dedi ilgileneceğiz dedi. Bir saat sonra o istasyon denetlemeye alındı. Bravo. Vallahi bravo. Keşke bütün müşteriler böyle duyarlı olsa. İstasyona denetlemeye alındı. Ve daha sonrasında o istasyonun yanından geçerken pompaların hepsinin önünde duba gördüm. Satışı durdurulmuş. Müthiş. Büyükşehir'de miydiniz? İstanbul dışında mıydınız? İstanbul'da. Harika. Harika iş. Peki. Serdar Bey çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Serdar Bey. Şimdi, sevgili Mert Bey. Hani bu sorulara şaşırdınız falan ya. Duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz. Radyo Trafik dinleyicisinin. Bak samimi söylüyorum. Bilincini. Ya müthiş bir bilinç bu ama bu konuyu bir anlatma. Ne demek 6, ne demek 9? Niye bu kadar tepki gösterdi? Önce bunu anlatmak lazım. Ondan sonra da görüşünüzü almam lazım. Ama vaktim yok. Haber bültenine pas atıyoruz. Türkiye ve Dünya gündeminden başlıklar Radyo Trafik'te. Ondan sonra kısa bir reklam, yol durumu. Ardından bu bence çok önemli konuda uzmanlarımın söyleyeceği çok önemli, dikkate değer olacağını düşündüğüm cümleler var, aktaracakları var. Bizden ayrılmayın.
Castrol Vecton sunar. Uzman görüşü, trafik güvenliği yola çıkmadan başlar. Aracınızı tanımak, doğru bakım, yolculuk planı ve dikkatle güvenli ekonomik sürüş sağlanabilir. Cezayir Doğan, Mert İntepe ve Castrol Filo Doktoru Ali Kemal Kurnaz görüş ve önerilerini anlatıyor, soruları yanıtlıyor. Uzman görüşü canlı yayında her salı saat 10.30'da Radyo Trafik ve Radyo Trafik YouTube kanalında. Evet, döndük yayına. İkinci bölümle karşınızdayız tekrar. İki değerli uzmanımız Ali Kemal Kurnaz, Castrol Filo Doktoru ve Mert İntepe, yol sürüş güvenliği uzmanı. Salı günleri sorularınızı yanıtlıyoruz, görüşlerinize yer veriyoruz. Çok önemli bir noktada kalmıştık. O noktadan, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki, gittim şeye, istasyona, LPG. Bir baktım diyor, yukarıda 6 bar yazıyor. Hemen diyor olaya müdahale ettim. İlgili firmayı aradım. Onlar da geldiler. Müdahale ettiler. Dedi. Şimdi bu niye bu kadar önemli? 6 bar, 9 bar ne anlama geliyor? Dinleyicimizi alkışladınız. İkiniz de niye alkışladınız? Ne oluyor? Bize bir anlatın. Buyurun. Yani 6 bar bastığında bar basıncı düşük olduğu için ilk çıkan gazın buharını basmış oluyor. Ama seyahat yazıyor. Öbür türlü olduğunda geçen programda söylemiştik, yeni tip pompalarda işte buharı geri çeken bir sistem var. Öbür taraftan da gazı veya akaryakıtı basan bir sistem var. Şimdi buhar, çıkan buhar düşük barla bastığı zaman sistem onu yakıt olarak algılıyor, direkt depoya gönderiyor. Yani kabarmış gazoz şeyi gibi düşünün olayı. Anlatabildim mi? Bu bunun için çok önemli. Mert Bey. Evet, yani köpük basıyor oraya, evet, ve şöyle düşün, bir köpürme oluyor orada. Biz mazotta da aynısını söyleriz. Yavaş tempoyla bas deriz aslında arabayı mazotta da. Hızlı tempoyla bastığın zaman araba köpüğü yapar. Şimdi LPG işinde tırnak içinde ve özür dileyerek ama söylemek zorundayım, pompa hilekarlığı olabiliyor bazen. İşini iyi yapanlar, hem kurumlar hem de insanları rencide etmeden bunu da bir kenara koyarak, bu var. Buradaki konu, LPG tankları %80'e kadar doldurulur arabalarda. Fullenemez. Fullenmemelidir zaten. Hani ağzına kadar doldurulmaz. Diyelim ki siz 41 litre bir yakıt alıyorsunuz arabanıza. Bu biraz evvelki beyefendinin anlattığında 3 litre eksik bir yakıt basılır. Bilginiz olsun. Bu pompa ayarıyla alakalı, basınçla alakalı olarak eksik ürün alırsınız. Bunu bilmelisiniz. Ama parasını tam ödersiniz. Tam ödersiniz. Bravo. Parasını, evet, tam ödersiniz. Bir de rica ediyorum, istirham ediyorum dinleyicilerimizden. LPG alırken, pompayı arabaya takarlarken, pompaya bu bakan, basınca bakanların bir de elektrikle ilgili topraklamayı yapmış mı pompa, buna da bakınız lütfen. Topraklamayı yapmadığında yangın çıkar. Onu nasıl anlayacak? Bir maşa vardır. Bildiğiniz bir demir maşadır. Onu bir yere, böyle bir zemine ya da bir çubuğa takarlar. Demire takarlar, toprağa takarlar ki statik elektrik oluşturmasın ve yangın çıkmasın. Topraklama denir onun adına. Bilginiz olsun. Peki. Yalnız orada Mert Hocam, siz bu konunun uzmanısınız. Bazı pompacılar onu topraklama yerine aracın egzozuna bağlıyorlar. Topraklama diye böyle de bir şey var. Yani aldatmaca oluyor. İşte o yüzden söylüyorum. Toprağa gömülmüş bir demir çubuğa minimum takılması gerekir topraklama yapmanın. Kriteri budur. O yüzden bu çok ciddi bir yangın seviyesidir. Pompayı çıkardığında arabada yangın başlar. Görüyoruz ya internette, televizyonda, evet, haberlerde. Evet. Yani bunun sebebi topraklama. Bir de LPG sızdırmazlığı beladır. Yani lütfen LPG'nizi simit gaz haznesi olabilir, silindirik hazneyle yakıt alıyor olabilirsiniz arabanıza, LPG. Sızdırmazlık çok önemli bir kriterdir. Arkadan çarpmalarda sızdırmazlık devreye girmezse çoluk çocuk arabada inmeden bir yangınla karşı karşıya kalabilirsiniz dostlar. Evet. Ben burada şunu anlıyorum ki, biz Castrol olarak, Castrol Vecton sponsorluğunda bu program, evet, demek ki fayda yarar ilişkisini veya şeyini tam olarak sağlıyor. Verimliliği tam olarak sağlıyor. Çünkü benim dinleyicilerin geldiği, anlattığı sorular önemli ve dikkat çekici bir sorular. Doğru. Müthiş. Ben sorulara hayranım. Gerçekten hayranlık uyandıracak seviyede bir bilinç var. O zaman devam edeyim mi?
O yüzden bu bilinci de devam ettirmek lazım diye düşünüyorum. Buyursunlar. Sorulara da devam ediyorum. İzmir'den otomatik şanzımancı diyor ki hocalarıma sorum şu: yağışlı havada şehir içi ya da otobanda giderken öndeki aracın yolda bıraktığı izini takip edelim mi, yoksa iz olmayan yerden mi gidelim? Buyurun. Mert hocamın uzmanlık alanı yol güvenliği. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya ne oldu ya, bugün millet üniversite geldi. Bu olacak şeyler değil ya. Birine para versen bu soruları hazırladı, bana sordu. Ya evet. Yemin ederim. Ya dinleyicilerimiz, sevgili dinleyiciler, bu program kurmaca değil. Vallahi biz buraya giriyoruz, bir insanlar bize soruyor, cevap veriyoruz. Yani bir daha kurmuşsun üstad. Yüksek oldu bu şeyi, geçti üniversiteyi. Yağışlı havada şehir içi ya da otobanda giderken öndeki aracın yolda bıraktığı izini takip edelim mi, yoksa iz olmayan yerden mi gidelim? Ben ikisine de örnek vereyim. Karlı bir zemin olduğunda önde giden arabanın izinde gitme derim ben. Bir de anlatıyorum. Zeminde kar var. Önde iz açan bir arabada gidersen orada buzlanma olur, rüzgarla orada kayarsın. Basılmamış kara bas derim. Bu yürürken de geçerli canım. Aynen. Penguen yürüyüşü. Elleri cepten çıkar. Penguen yürüyüşü yap. Şöyle şöyle omuzlar aşağı yukarı yürü. Elleri açıkta tut. Cebine sokma. Üşüyorum diye. Penguen gibi yürü. Karlı zeminde basılmış ize basma. Hem ağır vasıta da otomobilde. Islak zeminde açılan izden git. Tebrik ediyorum. Bravo. Vallahi bravo. Yani neden soru... Pardon. Neden açık izde gidiyoruz? O çok önemli. Bakın. Bunu biz Türkiye'de yapamıyoruz. Dünyada bunu çok iyi anlatıyorlar. Buyur hocam. Estağfurullah. Ne demek? Buyursunlar. Çünkü açılan izdeki su miktarı düşük olduğu için lastiğin su kanalları oradaki lastiği dışarı atabilecek. Ama iz dışında gittiğiniz zaman bu kadar. Lastiğin suyun kaldırma kuvveti var. Artı lastik yetiştiremeyecek. İşte ne diyorduk biz ona? İngilizcesi neydi? Türkçesi yağmurda kayma ve kızaklama başlar. Hidroplanik, akvaplanik, birkaç tane su var. Suda kızaklama denir. Suda kızaklama yaşamamak için hocanın anlattığı gibi önde giden arabanın izinde gitmek avantajdır. Islak zeminlerle, yağmurlu zeminlerde, ama karlı bir zeminde biraz evvelki dediğim geçerlidir. Peki. Yalçın Bey soruyor. Dizel veya benzinli fark etmeksizin bu araçlarda yağ ve yakıt katkısı olarak bor katkısı kullanılması doğru mu? Araca zararı var mı? Diyor. Bu konuda bir çalışma, araştırma var mı? Yaptık. Geçen bundan 3-4 program önce değil mi? Geçen yılın son programlarda bunu anlatmıştık. Evet, buyurun. Hocam sen onu bir daha deyin. Üstüne basa basa anlatmıştık. Şimdi yağ katkısı kesinlikle karşıyım. Zaten dünyanın en büyük yağ üreticileri belli. 3 tane marka var, 4 tane. En büyükleri belli. Bunlar Amerikan ordusundan, JASCO Japon Otomotiv Devri'nden, Avrupa Birliği'nden onay almış yağ markaları. Yakıta geldiğimizde, yakıtta bu tip şeyler çok oluyor ve enjektörlerin yanmasına neden oluyor. Biraz tekniğe gireceğim orada. O da şu. Mesela yeni araçlarda 2500 barla enjektörler pompa basıncı var. Özellikle Euro 6 motorlardaki piston üzerindeki hararet 600-700 dereceye çıkıyor. Buradan yakıt içindeki katkı enjektörden geçerken yanıyor. Enjektör memesinin içinde emaye gibi ve yayın içinde emaye oluşturuyor. Bu da şu demek, yayın çekme kuvvetinin zamanını değiştiriyor. Bizim pistonumuz üst ölü noktaya çıktığında püskürtmesi gerekirken çıkarken veya inerken püskürtüyor. Halk tabiriyle de biz buna mazot işemesi diyoruz. Piston üzerinde erimeler meydana geliyor. İlave etmek istediğim bir şey var mı Sayın Mert Bey? Estağfurullah, ben orada bir tercüme yapayım. Türkçeleştireyim biraz daha onu müsaadenle. Bizim seninle böyle bir keyifli bir durumumuz var. Dostlar, siz arabanıza yağ ya da yakıt için bir katkı maddesi koyarsan bu katkı maddesinin oluşturduğu ısı bizim arabamıza zarar veriyor. Bu kadar basit. Hiçbir şey koymuyoruz yani. Evet. Peki. Hüseyin Bey hatta mı? Anlamadım. Evet, hatta galiba. Gazla ilgili bir sorusu varmış. Peki. Hüseyin Bey, buyurun. Hüseyin Bey. Hatta değil mi artık? Tekrar bağlantı kurarsa alalım.
Mustafa Öksüz'den bir ses mesajı var. Onu nereden siz mi vereceksiniz arkadaşlar? Peki buyurun verin duyalım. Onu da duyamadık. Ahmet bağlantıyı da alamadık. Mesajı da duyamadık. Peki o zaman ben buradan soru okuyayım. Emrullah Bey diyor ki, Emrullah Aslan, taksicim, WhatsApp'tan gelen bir mesaj. Araba muayeneden geçmedi, egzoz muayenesinden katı atarsak geçer dedi. Ne bu, anlamadım. Egzoz muayenesinden katlı atarsak geçer dedi. Bunun bir faydası var mı? Anladınız mı soruyu? Ben de anlamadım. Egzoz emisyon değerleri adamın yüksek, taksicinin. Ben size söyleyeyim. Buraya diyor ki bir tane katkı atın yakıta. Egzoz emisyonunun işte 10 numara yağı kullanırsan arabanın dumanını değiştirir filan demek istiyor teknik olarak. Anladın mı? Motoru, egzozun değerleri kalibrasyon olarak muayenedeki kalibreye tutmuyor. Orada şunu kullan, işte bunu kullan da o değeri yakala diyor. Yapar mı diye soruyor. Şehir efsanesi. Fakat bana bakar mısın abi? Orada şu an görmediğim bir yerde yazanı anlayıp buna cevap üretiyorum. Ali Kemal de cevap veriyor. İşte o yüzden bu programdasınız ama. Ama vallahi, lütfen. Cemil Bey diyor ki, çoktan da sormak istediğim bir soru var. Denize veya göle uçan arabadan nasıl çıkacağız? Oo. Veya dışarıdan nasıl müdahale edeceğiz? Uçtuk abi, denize göre. Sırayla mı geliyorlar bugün, parayla mı? Bugün nasıl geldiler? Öyle. Tamam, Giresun'dan başlayalım, deniz bölgesinden. Hocam buyurun. Vallahi abi ben hiç denize uçmadığım için testini yapmadığım hiçbir şeyi burada açıklamam. Her anlattığım konunun testini ben birebir yapmışımdır. Hiç denize uçmadığım için bilmiyorum. Peki. Bizim böyle bir test pilotlarına yaptığımız bir modül eğitim var. Bizim ülkemiz çok ciddi anlamda askeri araç üretiyor. Amfibik araç üretiyor askeri. Çölde de gidiyor. Denizin altında da gidiyor. Gölde de gidiyor. Bu arabaların teslimat sürecinde ülkemiz korkunç teslimatlar yapıyor askeri araçta. Teslimat test pilotlarını eğitiyorum ben. Sapanca'da bir fabrika içerisinde. Ve arabalarla Sapanca Gölü'nün altına giriyoruz biz. Şakadan bahsetmiyorum. Askeri araçlarla Sapanca Gölü'nün altına giriyoruz. Orada büreveli eğitmenlerle beraber ben başka bir şey anlatıyorum. Onlar bir tehlike durumunu anlattığı gibi ne yapılması gerektiğini de anlatıyor. Kural 1. Kapıyı açamazsın. Göle düştün, denize düştün. Bu kapı açılmaz. Açılırsa cam belki. Cam belki. Elektronik sistem olduğu için açılmayabilir. Arabada elektrik kesilebilir. Yine açılmayabilir. O yüzden aslında bazı bizim askeri araçlarımızın camları kolludur dostlar. Ne demek kollu? Eskisi gibi eski tip Renault 12 arabalarda vardı ya, manuel. Tofaş'ta böyle manuel. O yüzden onunla biz arabanın içine camın gelmesini, su gelmesini isteriz. Arabada nefesini tutabilecek kadar su dolduktan sonra camdan dışarı çıkabilirsin. O da yüzme yetin varsa ve o derinlikten çıkabilirsen. Ama emniyet kemeri açılır, korkacak bir şey yok. Biz deriz ki ilk yardım çekici vardır, biliyor musunuz? Acil durum çekici. Acil durum çekici bagajda durmaz. O yüzden sürücü ulaşabileceği bir yerde durur. O çekiçle camı kırarsın, camdan içeri su girer. Oradan sonra da çıkarsın, yüzmeyi biliyorsan. Ama gerisi başka türlü çıkamazsın. Evet. Evet. Ön şart bu anladığımız kadarıyla. Ahmet Bey'in bir ses mesajı var. Arkadaşlar. Ha, oradan soru geliyor. Mesajlar düştü mü Cezayir Bey size? Benim mesajlar düştü mü? Sizin mesaj gelmedi. Gelmedi. Buradan dinletebilir miyiz? Tamam, deneyelim. Deneyelim. Yani buradan çünkü dinliyor bizi büyük bir ihtimalle. Geçen hafta attı o mesajı bize. Tamam, deneyelim. Özellikle mikrofon tarafına tutarsanız. Tamam tamam. Evet evet. Alır diye düşünüyorum. Sabah attım arkadaşlar ama demek ki alamadılar o mesajı. Buldunuz mu? Aradığın zaman bulunmuyor. Aramadığın zaman buldum. Tamam. Mert hocam dinliyor musun? Aradığın aşkı söyle, buldun mu? Ali Kemal hocam. Hocam öncelikle selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisin. Hocam senden bir istirhamım olacak benim ya.
Yani şimdi siz bu trafikte güvenlik programlarına çıktığınızda küçük araçları bilgilendirmek babında kar yağdığında bunlara söyleseniz yol hafif kapanacak gibi olduğunda sağa yanaşsalar da sol şeritleri tırlara bıraksalar, ağır basılar bıraksalar karları büyük araçlar ezdiğinden yol daha çabuk açılır. Küçük araçlar sol şeridi işgal ettiğinde sol şeride gidemeyip yolu tıkadığından kaldığından yolların kapandığını bununla ilgili bir çalışma yapsanız saygılarımı sunarım hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Devam ediyor. Bu Osmaniye-Nurdağ arasını biz hiç yani bir yaklaşık burası böyle bir kış görmedi yani yaklaşık 100 yıldır büyüklerimize denen bakılırsa böyle kar yağardı. Belli bir zaman dururdu. Bir iki gün sonra bir giderdi. Ama böyle büyük bir kış geçirdik. Biz burada tecrübe ettik. Ve burada hep küçük araçlar sol şeritlerde, orta şeritlerde gidemediler, kaldılar. Yol kapandı. Ben kendim bahçeden yaklaşık Nurdağ'a kadar sol şeritte ilerledim ama sol şerit kalınca sağ şeritte tıkalı. Gidecek yeri bulamadım. Ben yol bitti, yol kapandı. Bunu biz tecrübe ettik. Yani böyle yolları kapanacak gibi olduğundan sağ, sol şerit büyük araçlara bıraksalar, yer değiştirsek normalde kuru havalarda büyük araçlar sağ şeritte gidiyor. Küçük araçlar sol şeritte gidiyor ama böyle yağışlı, karlı yağışlı havalarda yer değiştirsek hiç olmazsa yani kalmaz diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm, kendi fikrim. Siz ne dersiniz bu konu altında? Sizinle bir hoca olarak dinlemek isterim. Evet, şimdi Antep bölgesinde de korkunç bir kar yaşandı. 2000 kişi falan yollarda kaldı. Çorbalar, yardımlar gitti. Haklı tarafları var, yolda kalmak büyük derttir, büyük beladır ama ben tabii sol tırcılara soldan gitsin demem çok yakışık almaz mesleki olarak ama herkesin bir fermuar kuralı yapması gerekir. Fermuar kuralı. Evet. Bu fermuar kuralında ambulans gelir, acil durum aracı gelir, çorba getiren araç gelir, kar küreme aracı gelir. Ama biz yani çok basit bir şey bahsediyorum ya. Yunanistan'da da kar oldu. Arabalar Yunanistan'da da kaldı otobanda. Allah aşkına birisi Google'a yazsın bu internete. Yunanistan'daki arabalar karda nasıl duruyor birisi baksın. İp gibi duruyorlar. Bir tanesi sağa sola gitmemiş. Bizim Bağcılar fotoğrafına bak bakayım yolun ortasına. Yol açık olsa da gidemezsin. Ya kardeşim evet. Şunu kabul et ya. Bu ülkede yağmur yağınca trafik oluyor. Sen 30 santim kar yağdı şehrin göbeğine, ana merkezine. 30 santim yani kar yağdı. Bu bazı yerlere 60-70 santim yağdı. Gitmek diye bir şey yok. Sizden ricam bir otoyol tıkanıyorsa, zemin kuru, yağmur falan yok, Cezayir. Kuru zeminden bahsediyorum. Trafik sıkışmaya başladı mı? Lütfen araçlarınızı sağ ve sola yaslayın. Ortayı boş bırakın. Kupkurudayken o tıkanıklığın bir sebebi var. Bir kaza olabilir. Radyo trafikten dinliyorsun kaza var diyor. Aç yolu. Hepiniz sola, hepiniz sağa gitmeyin. Sağa gidenler ve sola gidenler olarak yolda orta şeridi boş bırakın lütfen. Ambulans, acil durum, itfaiye, orayı kurtarıcı araçların ortadan gelmesi ve ulaşması lazım. Biz ağır hastalarda solu bırakırız diyemeyiz. Bahçede de yolculuklarınızda hayırlı olsun, kusura kalmayın. Mert Hocam, açılan yolda önce ben gitmek istiyorsam ne olacak? Açılan yolda önce sen gitmek istiyorsan, evet. Bu biraz şey yani deneyiminle, tecrübenle belki yapabilirsin ama herkes de onu yapamayacağı için bilmiyorum. Herkes ben gitmek istiyorum diyor. Evet. O da yolu tıkıyor. Herkes ben gitmek evet, istiyorum dediği için de yolu tıkıyor. Herkes ben gitmek istiyorum diyor. Şimdi biz bu şeyden sonra, yaşanan kaostan sonra sabah yayınlarında tabii konuyu konuştuk. Bir tır şoförü bağlandı. Dedi ki tam 7000 kilometreye yakın yol geldim. İşte yaklaşık 20 gündür yollardayım. Avrupa'dayım. Buradan çok daha fazla kar yağdı. Tek bir an bile, bırakın saati, dakika, bir an bile yolda kalmadım. Niye? Çünkü bütün araçlar kar yağdığında hepsi önce sağ tarafa geçiyor. Küreme aracı geliyor, kürüyor. Ondan sonra onun kürediği yere geçiyor. Sonra öbür tarafı kürüyor, sonra öbür tarafa geçiyor. Küçüğü, büyüğü falan fark etmiyor. Bütün araçlar tek bir hat üzerinde gidiyor ve ekipler de sağını solunu temizleye işi bitiriyor. Bir kez bile yolda kalmadım diye bir ifade kullandı. Biz şimdi yıllardır
Mert Bey'in söylediğini anlatırız. Bakın Ali Kemal Bey bilmiyordur muhtemelen de dinleyenlerimizin bir kısmı da bilmiyordur. Ya oturduk, proje hazırladık. A'dan Z'ye. Hayata Yol Aç diye bir isim koyduk. Şimdi onu kullanıyorlar da sadece orasını kullanıyorlar. Dedik ki fermuar sistemi dünyada var, uygulanıyor. Gelin biz de yapalım. Ambulans bağırıyor oradan. Adam yol vermek istiyor da nereden geliyor bilmiyor ki ambulansı. Şoför de bilmiyor nereden gideceğini. Buldu, boşluğa dalıyor. İşte bu ve benzeri durumların çözümü için tamam vatandaşa kızıyoruz. Doğru da vatandaşa bu anlatılmıyor ki. Hiçbir yer. Hayır. Anlatan var mı bunu vatandaşa? Ya bunun vatandaşa anlatılması lazım. Çok da basit bir iş. Çıkarsınız işin eğitim tarafı, televizyonu, radyosu, gazetesi, birkaç uzmanı çıkarırsınız. Anlatırsınız. Bir ay, iki ay biraz da deneme yaparsınız. Ekipler kontrolünde şeyler, tatbikatlar yaparsınız. Üç ay, beş ay sonra bu iş hallolur gider. Karda, kışta, ambulans, itfaiye, bağıra bağıra, çığlık çığlığa yol almaya çalışmaz bu sayede. Diye yeri gelmişken söyleyeyim ben de. Bizi dinleyen bir sürücü kursu deneyimi olan, akrabası olan, arkadaşı olan, çevresi olan, sürücü kursundan hoca tanıyan varsa bu iş orada anlatılmaya başlanır dostlar. Orada anlatılır, sonra STK'larla yönetilir, sonra yerel yönetimlerle gündem yapılır, sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün spotlarıyla çalışırız, sonra Ulaştırma Bakanlığı'yla. Ben size böyle bir yol çizdim işte. Tabii biz de öyle işte hazırladık projeyi, götürdük oraya kaldı 3-5 yıldır peşindeydim ama artık hakikaten bir şey olduğu yok, bıraktık yani. Bir tozlu rafın bir yerinde duruyordur muhtemelen proje. Böyle parayla pulla yapılacak bir iş değildi bu arada, tamamen bir destek olmak istemiştik. Ercan Bey hatta, buyursun. Cezayir Bey kolay gelsin diliyorum, sevgili hocalarıma da buradan selamlar söylüyorum. Ben eski bir tır şoförü olarak, şimdi de ticari taksi şoförü olarak yayına katılmamın tek sebebi şuydu. Bizler zamanında ağır vasıta ehliyetini alırken büyüklerimizin bizlere öğretmiş olduğu 3 tane olgu vardı. Bunlardan bir tanesi, karlı yollarda araç sürücüleri bunların hiç farkında değil. Önümüzde giden aracın arkasından, arka lastiklerinden çıkan kar eğer kuru ve tozlu bir şekilde çıkıyorsa o yolda buzlanma vardır. Fakat bu kar sulu şekilde çıkıyorsa o yolda buzlanma yoktur ve her şekilde aracın kontrolü sizdedir. Ama toz halinde çıkıyorsa ne olursa olsun aracınızın mesafesini ve pedallar da dahil olmak üzere direksiyon hareketlerini çok nazik ve çok kibar bir şekilde yapmanız gerekir ki aracın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bizler bunun bilincinde olmadığımız gibi, bir de büyüklerimiz bizlere şunu öğütlerdi: ne olursa olsun görebildiğiniz kadar ilerideki aracın fren lambalarını takip altında tutun, hızınız ve mesafenizi ona göre kollayın. Bunların hiçbirisi anlatılmıyor Cezayir Bey. Bu konu üzerinde de aslında birazcık eğilmiş olsa sürücü kursları veyahut da sürücü kursundaki hocalar zannediyorum ki bazı şeylerin önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Takdiri ve yorumu hocalarıma bırakıyorum. Doğru mudur, yanlış mıdır mütalasını onlar yapsınlar. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İsmine katılımcımızın ismine sürücümüz. Ercan Bey. Ercan Bey, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Öyle bir bilgi verdin ki eğitmenler veremez, eğitmenler bilmez. Yani Ali Kemal ile Mert'in tepeyi kenara koyarak, affınıza sığınarak söylüyorum. Öyle bir şey söyledin ki, öyle bir yol deneyimi anlattın ki bize. Hayranlıkla dinledik. Ağzına da yüreğine de sağlık, bilgine sağlık. Saygı duydum. Bunu söylemek istedim. Bilginiz olsun. Hatta bilginin derinliğine indi. Yani evet. çok bilginin derinliğine indi. Muhteşemdi. İşte o şey değil mi? Miras kalıyor ya, usta çırak ilişkisi çok değerli. O maalesef azaldığından bu yana işler ters gidiyor şeyleri. Zamanımız var. 8 dakika başından geçen bir olay anlatayım. 2 hafta önce. Bodrum Havalimanı'ndan indim, otobüse bindim, Bodrum'a gidiyorum. O Bodrum'a yaklaştığımızda tepede polisin çevirdiği bir yer var. Mert hocam iyi bilir. Oraya bir rampadan çıkıyorsun. Polis tepede çeviriyor, öbür tarafınızdan aşağı indiğinde torba sapağına sapıyorsun. Evet. Şimdi o rampaya yukarı otobüste gidiyorum. Ben de hemen şoförün arka tarafındayım. Önde bir tane tır gidiyor. Şoför tıra bayağı da yaklaştı.
sol sinyali verdi, sola aracı attı. Baktık arkadan çok hızlı bir araç geliyor. Bir anda tırın arkasına girdi. Girmeyebilirdi de. Evet, benim de vaktim varsa Cezayir çok enteresan bir şey göstereceğim. Kendi arabamdan bir fotoğraf çektim. Şimdi arkadaşlarımdan rica ettim, çektirdim. Otomatik bir araç, gaz pedalı ve fren pedalında bir minicik bir ayrıntı göstermek istiyorum ekranlara. Müsait buyurun, misiniz? Buyurun. Önce şöyle uzaktan başlıyoruz. Getirdim. Tamam. Yakınlaştırabilir, evet. Bu ekrandan ne görüyorsunuz burada Cezayir dostum? Sol taraf boş. Sağ tarafta gaz pedalı, yanında da büyük bir fren pedalı var. Altında tamam. da bas var. Bunların üzerinde bir bant var. Bant. Gaz pedalımınla ben görmedim onu. Bitti, evet, onu görmedim. Gaz pedalımın biraz zor görünüyor şey üstad. Gaz pedalımın ve fren pedalımın üzerinde kağıt bir bant var. Görüyor musunuz? Evet. Anlaşılmıyor. Evet. Buyurun, devam. Bir tarafı çıkmış gibi görülüyor. Bu ıslak ayakla bindiğiniz bir arabada frenden pedaldan kaymayı önler. Karlı zeminde, ıslakta, kayganda, erimiş buzda benim pedallarımın üzerinde bant var. Bant. Kaydırmaz bant var. Bildiğimiz koli bantladığımız bant mı? Koli bantı değil, onun biraz daha kaydırmazı var. Tamam, koli bantı türevinde bir şey. Türevinde bir şey. Anladım. O kadar işinize yarar ki. O kadar işinize yarar ki şaşkınlık geçirirsiniz. Belki bu görüntüyü, yani isterseniz gönderirim fotoğrafını, tamam. Cezayir sana. İnanılmaz doğuda iş yapar. Arabadan inersin, buzlu karlı zemindeki birikintiyle arabaya binersin. Basarsın pedala, kayar ayağından pedal. Bilginiz olsun diye paylaşayım dedim. Mumdan sonra bu haftaya da bu damgasını vuracak anlaşılıyor. Her hafta değerli uzmanlarım, sevgili dostlarım, çok teşekkür ediyorum. Çok, bence gene çok faydalı bir program yaptık. Bunu zaten dönüşlerden de görebiliyoruz. Sorular var ama merak etmeyin. Soruların hepsini arkadaşlarım şimdi tek tek kenara ayırıyor. Önümüzdeki hafta ilk bu sorularla başlayacağız. Yanıtlamaya haberiniz olsun. Bugün veremediklerimizle başlayacağız. Ali Kemal Kurnaz, Mert İntepe, çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Aynı saatte, saat 10.30'da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.